Ondan sonra zaten birazcık E75 ile ilgili şey. Yani hoş değil onun adına. Onun adına pek hoş olmuyor. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir World of Tanks videosunda daha buluşmuş bulunmaktayız. Kimdir, nedir bu TL5A? Arkadaşlar TL5A görev tankı, 3. görevin tankı biliyorsunuz. Kişisel görevler diye bir şey koydular oyuna. Bayağı bir oldu. Yapmışsınız da Stugdur, işte T28 HTC Heavy Tank konsept tir. T55 adı bir de Obj 260 bunlar yanlışım yoksa eğer. Bunlar böyle görev tankları. Şimdi T55 ayağı bayağı oldu. Rus görünümlü bir Alman tankıdır bu. Ben Rus diye aldım. Alman çıktı. ne güzel TL4 için, 140 için, 260 için ekip yapacaktım. Ekip bir şey yapacaktım. Retabat kasacaktım. Yalan oldu. Olsun. Ellem için kasıyorum. Bir şey değişmiyor. Şimdi neredeyiz? Şu anda Ensk haritasındayız. 10 TR maçında 9 TR bir tankla girdik. Fakat şöyle bir durum var. Bu tankın derişi çok düşük. Normal standart mermisinin derişi 201 mm. Heat mermisi de 330 mm'ye çıkıyor. Fakat bunun bir anlamı yok şu anda. Karşımdaki tanklar öyle heat atılacak tanklar değil. Şimdiye kadar ne oldu? Löwe. Bir atış denedik. Palette kaldı. İkinci atış galiba girdi. Evet girmiş. Burada bir palet kitleme muhabbetine giriyorum. AMX atışını kaçırıyor. Hem Löwe'nin attığını biliyorum hem şeyin attığını bildiğim için AMX atışını bir daha çıkıyorum. Çünkü şöyle güzelliği var bu aletin. Bu aletin DPM'i çok güzel abi. 7 saniye mi ne gidiyor. Tabii yani 140 veya 54 falan olamıyor ama sonuçta inanılmaz güzel bir DPM'i olan bir alet bu. Burada AMX-30 biraz gri davranıyor. Paletinden kitleyi veriyorum. Bir atış daha yiyecek başkasından arkadan. Sonra da ben bitireceğim. İşin güzel tarafı birazcık Rus bu alet. Yani nedir? Odağı iyi. Nişanı iyi. Küçük geziyor odak yani sürekli olarak. Oradan bir şekilde telafi etmeye çalışmışlar. Öyle söyleyeyim. Buradan bakıyorum duvarın içinden zaten göremeyeceğim için yani uzaktan doğru atmak daha mantıklı bir atış. Şans ikinci atış girmiyor 230 ama olsun. T30 burada beni spotluyor. Burada güzel bir dodge'lama hamlesi yapıyorum. Ve aynı şekilde yine duvardan attığım için mermiyi göremeyeceğim için 3. kişiyi kullanaraktan atışlarımı yapıyorum burada. İki atış arka arkaya 2100 hasara bizi ulaştırıyor şu anda. Şehrin diğer tarafında E4'ler, IS4'ler, bizim 8TR ağırları ufak ufak yiyorlar şu anda ama ona pek yapabilecek bir şey yok. Burada bir E75'imiz var. Buradan alttan, tren raylarının altından bir atış denemesi yapıyorum. Olmuyor. Birazcık daha alçak bir tank olsaydı, mesela bir Rus tankı olsaydı veya işte Emil olsaydı orada, o atışın daha kritik bir noktaya tutturma ihtimali daha iyiydi. Evet, niye bana vurmuyor bilmiyorum. Ya yüklüyordu o arada. Artıyı bitiriyoruz. ZNG'yi ortadan kaldırmak her zaman için önemli. Bundan sonrası zaten birazcık E75 ile ilgili şey. Yani hoş değil onun adına. Onun adına pek hoş olmayan hareketler. 3000 hasara ulaştık. Şimdi IS-4, E4, E4 öldü. IS-4'ümüz var. IS-4 ile karşılaşacağım için bir heat yüklemesi yapıyorum. Burada kepe giriyor birisi. Büyük ihtimalle IS-4 girdi burada kepe ya da VK girdi. VK girmiş mi? Yok, VK girmemiş. IS-4 giriyor abi. Burada direkt bir snapshot DX9'un paletini parçalıyorum. Birazcık işte şanslı. Yani tutturmak bile orada şeydi gerçi de. Mermi hiç hedef almadan, neyim almadan attım. Şimdi IS-4 arkamda. Ben buradan ufaktan uzaklaşıyorum ki VK'ya atış yapabileyim şu çalıları kullanarak da arkadan doğru. Ama şöyle bir durum var. VK galiba AFK. Bizim şimdi Obj 430 açacak onu. Aynen. Adam AFK abi. Çok saçma bir yerde AFK kalmış hem de. Bedavadan iki tane atış yaptırmamı sağlıyor. Bu arada spotlanıyor tabii, şey değil bu kadar. O
kadar sneaky davranamıyorsa Packer 9 geçerken beni görüyor. Artık hangisi olduğunu bilemiyorum. Burada IS-4'e gitmeyi düşünüyorum. Sonra 10 canı kaldı diye bizimkiler her türlü alır kafasından gitmiyorum. Bu merminin nereye gittiğini ben de bilmiyorum. Oho ya, attım merminin. Saçma gitti yani. Yanına geçeceğim için normal mermimi yüklemeye devam ediyorum. Bu arada mermi miktarlarına bakarsanız çok da fazla bir mermisi yok bu aletin. Yani aşırı bir mermi miktarı yok ne yazık ki. Yakma tabi motor bölümüne ataraktan yakmaya çabaları. Bu kişiyi de aldıktan sonra Tech9'a doğru yardırıyorum. 4500 hasar ulaşmış durumdayız. 4 kilimiz var. Oho, E75G, V-Tiger ve AMX-30 olmak üzere. Maalesef şeyi alamıyoruz. Tech9'u da öldüremiyoruz. 5 kill yapamıyoruz ama bence çok güzel bir maçtı. Çok hoşuma gitmişti. Hatta bu işte geçen günkü yayından bir bölümdür. Yayın sırasında oynadık bu oyunu. Çok zevkliydi. Benim çok hoşuma gitti. 55 an güçlü noktasını birazcık göstermiş oldu. Hareketlilik, vücut hareketleri güzel, hızlı bir alet. Top eğimi güzel. Delişi düşük ama zayıf noktayı yakalama konusunda, etrafına geçme konusunda, snapshot yapma konusunda son derece başarılı. Dedikten sonra arkadaşlar teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Oh, the habits of my heart.